Atsiyat Kadınlar Komitesi üyelerine sunum yapan Aura Estetik ve Güzellik Merkezi yöneticisi uzman estetisyen Serap Çam ile eczacı Nilay Hammutoğlu cilt bakımlarıyla ilgili çeşitli tüyolar verdi. Kendileri aralarında görüşmüşler, bütün hazırlığı yapmışlardı. Biz sadece telefonla... Atsiyat Dernek binasında düzenlenen etkinlikte Kadın Komitesi üyelerine yönelik sunumda güzellik bakımı ve cilt tipine uygun ürün kullanımları hakkında detaylı bilgi paylaşımı yapıldı. Hangi ciltlerde ne yapılmalı gibi bir genel bilgi vereceğim kısa. Sonra da soru cevap, işlem sormak isterseniz onları alırız. Nilay Hanım da yine dermakozmetik, birbirimize bağlantılı şekilde ciltlerimize dermakozmetik öneririz bize yıllardır çünkü. Aura Estetik ve Güzellik Merkezi'nin yöneticisi uzman estetisyen Serap Çam, cilt tiplerinin tanımları ve uygun bakım yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Yağlı cilt ve hassas cilt diye. Şimdi bunların tek tek içeriğine girelim. Hatta bir karma ciltten de size örnek verebilirim. Makbul Hanım tam bir karma cilt. Sahip bir hanımefendi. Cilt tiplerini karma, kuru, yağlı, normal ve hassas olmak üzere 5 ana kategoride detaylandıran Çam, karma cilt tipini özel olarak ele alarak bu cilt tipine genellikle burun, çene ve alın yağlı kaynakların ise kuru olduğuna işaret etti. Yanaklarımızda kuru olduğu için daha bir nemlendirici, yoğun kıvamlı bir nemlendirici. Burun ve iki türlü bir ürün kullanması gerekecek bu tip rahatsızlık yaşayanlar. Burunda ve alında, çenede su bazlı serumlar ya da krem formatında ürünler kullanılması gerekmektedir. Aynı zamanda güneşten koruması gereken akneye meyilli hassas cilde dönmesi büyük olasılıkla bakılmazsa o yönde hareket edecektir cilt. Dolayısıyla güneş koruyucusunu da dediğim gibi kullanmadan dışarıya çıkmaması gerekir. Sürmeden ikinci bir ürünü de kullanabiliyoruz dermakozmetiklerde. Yani 5 dakika 10 dakika beklememize gerek kalmıyor. Kolay kırışmaya müsait, işte yanaklarımızda kırışıklıklarımız varsa kurumuştur cildimiz, nemlendirmeye ihtiyacı vardır. Ben kuru cilde sahip bir bayanım. Özellikle hyaluronik asit, niasimite gibi ürünlerle, peptit ve protein içeren ürünlerle cildimi sürekli beslemem gerekiyor. Şimdi bahsedecek tenin ayağında etkisini yitirir, dolayısıyla tazelememiz gerekir. Etkinliğin diğer konuşmacısı eczacı Nilay Hammutoğlu ise cildin yalnızca estetik bir görünüm değil, aynı zamanda sağlığın bir yansıması olduğuna vurgu yaptı. Belirtmek istiyorum, hani işin mutfağına da girmiş bir kişiyim. Bu bağlamda genel bilgiler dışında da uygulama, pratik önerileri vermiş olacağım. Cilt kısmını zaten Serap Hanım anlattı ama ufaktan ben de değinmek istiyorum. Başlıklarımız bu şekilde olacak. Cildimiz sadece bizim görüntümüz değil, aynı zamanda sağlığımızın bir yansıması. Bunu unutmayalım, bu çok önemli bir nokta. Cilt tiplerinden bahsedecek olursam, kuru, yağlı, karma ve hassas ciltlerde. Herkes Serap Hanım'ın anlattıklarından biraz kendi cildini sorgulamıştır. Hani genel anlamda hangi cilt tipine dahil olduğunu tespit etmiştir diye düşünüyorum. En doğru tespit zaten makyajsız bir şekilde gün ışığında gördüğümüz cilttir. Hani siz bana makyajlı geldiğinizde ya da güneş kremi hafif bir şey bile sürmüş olsanız o bizi yanıltabiliyor.